Türkiye'de bir silahlı darbe teşebbüsü oldu. Bu darbeye giden süreç ülkemiz tarafından dikkatle incelendi. Burada karşımızda kendisini ılımlı, barışçıl bir hareket olarak gösteren fakat aslında kendine göre gizli gündeme sahip karanlık bir terör şebekesi var. Bu şebekenin tüm dünya genelinde açmış olduğu okullar var, kurduğu bazı dernekler var. Bu kanalları kullanarak hem gelir elde ediyorlar hem de bulundukları ülke makamlarıyla bazı ilişkiler içine giriyor. Türkiye'deki darbe teşebbüsü sonrasında biz öncelikli olarak bu yapıyı devlet sisteminden temizledik. Hatta aslında bu darbeye giden süreç bu temizliğin başlaması üzerine son bir teşebbüs olarak çıktı. Şimdi bu öyle bir hareket ki kendisini çok masummuş, dostane bir hareketmiş gibi her yerde takdim. Ama aslında hep başka bir ajandası var. Biz hani bizim yaşadığımız sorunu, sıkıntıyı başkaları da yaşamasın istiyoruz. Bu konuda ikazlarımızı paylaşıyoruz. Tekrar söylediğim gibi yani bu okulları A ülkesindeki tek bir okul olarak düşünmemek. Bunu global bir şebekenin parçaları olarak düşün. Bizim zaten talebimiz okulların kapatılması değil. Bizim talebimiz bu tür okulların bu iltisakının, bu bağlantısının kesilmesi için Türkiye bir vakıf kurdu. Bu fonun adı Maarif. Maarif bugün yaklaşık 40 ülkede 400 kadar okulu işletiyor. Bizim talebimiz Ukrayna'daki okulların Maarif'e devri. Yani burada ne çocukların ne velilerin mağduriyetine sebep olacak bir talebimiz zaten yok. Yani Maarif'in devraldığı tüm okullarda hem eğitim seviyesi yükseldi, hem daha iyi şartlar ortaya çıktı, hem de herkesin içi sanırım çok daha rahat etti. Şimdi bu okullarda bazı seçilmiş öğrenciler özel bir yönlendirme, beyin yıkama programına tabi. Sadakati ulusal makamlara değil, başka mercilere olan bir takım mezunlar yetiştirildi. Biz maalesef bu konuda acı bir tecrübe yaşadık. Silahlı kuvvetlerimize mensup asker görünümlü insanlar bize ait uçaklarla, savaş uçaklarıyla, helikopterlerle emniyet güçlerimize, meclisimize saldırdılar. Yani böyle bir tablo karşısında biz dostlarımızı ikaz etmeyi bir arkadaşlık görevi addediyoruz. Yani bu Türkiye'nin meselesi değil, bu bir uluslararası güvenlik meselesidir. Çünkü FETÖ bir uluslararası terör şebekesi. Biz Ukrayna'dan bu konudaki bazı taleplerimizi ilgili platformlarda, ilgili birimler arasında dile getiriyoruz. Bu FETÖ konusunda Türkiye ile farklı dalga boyunda olan ülkeler olduğu da evet doğru. Bizim taleplerimiz sadece Türkiye ile ilgili değil. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu bir kişisel rica, bir favor talebi değil. Uluslararası güvenlik boyutu olan bir paylaşımdır.